Evet, Boğaziçi Film Festivali düzenlendi. Kültür Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumun sponsorluğuyla yapılıyor ve o ödül töreninde Özcan Alper adında bir vatandaş aldığı ödülü Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf ediyor ve işte güzellemeler yapıyor. Şebnem Korur Fincancı kimdi? Türk Tabipler Birliği Başkanı. Daha geçen hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan, hem de bunu bir terör örgütü yandaşı TV kanalında yapan kişi. Tam bu anda oyuncu, bir gerçekten adam olan Burak Haktanır itiraz ediyor. Diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı diyor. Oradan gür bir sesle çıkıyor. Alkışlıyoruz sevgili Burak kardeşimi. Fakat sonra yine ödül alan bir kişi, bayan, geliyor diyor ki yani biraz önce olanları anlamadım. Çok eril bir hareket. Bir kere eril bir hareketin ne olduğunu, yani erkeksi bir hareket falan, onu orada kullanmanın anlamı ne? Sonra tekrar Burak Haktanır oradan yüksek sesle itirazını yapıyor. Ve Korhan Abay, TRT'nin meşhur ettiği, işte zaten başka kanal yoktu. Korhan Abay diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri kendini korur, zıp çıktı. Zıp çıktı ne demek? Görgüsüz falan anlamına gelen bir söz. Şimdi Korhan Abay, büyük bir hayal kırıklığısın. Gerçekten yazıklar olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri bu ithama açıklama yapmış ve böyle bir şeyin, zaten adamların yani kafalarını da anlamıyorum bunların. Ya Türk Silahlı Kuvvetleri seni de beni de hepimizi koruyan bu ülkenin ordusu. Envanterinde zaten kimyasal silah yok ve böyle bir şeyi yalanlamış olmasına rağmen o ödül töreninde kalkıp da sen kalkıp bu işi siyasete çevirmeyin diyeceğine kalkıp buna itiraz eden bir adam gibi adam, gerçek bir vatandaşı orada görgüsüzlükle suçlayıp bir de küçümsüyorsun. O kendini savunur. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu ülke vatandaşı olan herkes savunmak durumundadır. Eğer gerçekten kendini bu ülkenin vatandaşı hissediyorsa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyorsa, bu ülkenin ordusunu, TSK'sını, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni korumak, müdafaa etmek ve savunmak durumundadır. Ama acıdır ki işte bu film festivallerinden ödenek alıyorlar. Onlar sponsor oluyor. Sonra gelip kalkıp ülkenin, bu ülkenin devletinden para alıp bu ülkenin devletine laf söyleyen Şebnem Korur Fincancı'ya o ödülü ithaf edebiliyor. Asıl acı bu. Bu sponsorluklar verilmesin kardeşim. Para veriyorsun, film çekiyorlar, sonra gelip bu devletin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan, yalanla itham eden bir insana ödül ithaf ediyorlar. Bir de oranın sunucusu, yılların sunucusu Korhan Abay kalkıp bu iftirayı atana ithaf edilen ödülü eleştirmek yerine Türk Silahlı Kuvvetleri'ni savunan oyuncu Burak Haktanır'a zıp çıktı diyor. Sensin zıptıkçı. Zıp çıktı. Tam da söyleyemedim. Görgüsüzlük nedir ya? Vatanını savunamayan insan, hangi görgüden bana bahsediyorsun? Veya orada dengeyi sağlayamıyorsun. Kaç yaşına gelmişim bu ülke hepimizi. Zıp çıktı ne demek ya? Görgüsüz demek, bir de Türk Silahlı Kuvvetleri kendini savunamaz mıymış? Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri bütün dünyaya kadar bu ülkeyi savunuyor. Senin, benim, sevgili Korhan Abay, sevgili demiyorum, Sayın Korhan Abay, senin, benim, evlatlarımızın huzurunu, refahını savunuyor ve temin ediyor. Sen kalkmışsın orada, onu savunan bir insana bu lafları söylüyorsun. Hiç yakıştıramadım. Bence Burak Haktanır kalkıp bunu yargıya taşımalı. Bu ne demek ya? Devletin size verdiği, sponsor olduğu ve devlet bankaları da var galiba. Onlarla film çekeceksiniz.
Kendinize özül töreni düzenleyeceksiniz. Sonra kalkıp bu ülkenin devletinin ordusuna iftira atmış bir insanı orada yücelteceksiniz. Ve onu alkışlayanlar olacak orada. Ama buna itiraz eden bir insana da hakaret edeceksiniz. Ayıp ya. Ayıp ya, bu ülke hepimizi. Ne demek ya? Zıp çıktı. TSK'nın kimsenin savunmasına ihtiyacı yok. Ama bir vatandaş, bir birey, gerçek vatandaş, TC vatandaşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlık şuurundaki her insan böyle bir durumda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olur. Geçen de tekrar edeyim, öbür videolarda var. Şaban Sevinç bile ne dedi? Körü körüne bir şeyi savunmak solculuk değildir. Bu solculuk değildir abi. Gidin eski solcuları mumla arıyoruz ya. Vallahi billahi. Adamların bir duruşu vardı. Bir şeye doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilen bir zihniyetleri vardı en azından. Bu solculuk değil. Bu kendi ülkene karşı yapılan, kendi seni koruyan TSK'ya karşı yapılmış bir hareketi alkışlamak ya da savunmak, onu söyleyeni yüceltmek ne demek ya? Oldu. Bu özgürlük değil, bu hadsizlik. Herkes istediğini söyleyecek. Peygamber'e söyleyecek, Allah'a söyleyecek, TSK'ya söyleyecek, devlete söyleyecek, millete söyleyecek. Söyleyecek de söyleyecek. Böyle bir özgürlük yok kardeşim. Özgürlüğün de suyunu çıkarttınız. Korhan Abay, gerçekten ben teessüf ediyorum ve sizi kınıyorum. Yazıklar olsun ya. Gerçekten yazıklar olsun. Sus bari, dengeyi sağla. Hepimiz televizyoncuyuz. Bir yerde dengeyi sağlamak çok önemlidir. Sunucunun da görevi budur. Zaten sunucu sadece sunan değil, ortamı idare eden, yöneten ve dengeyi sağlayandır. Herkesi sustur o zaman. Hani ben diyeyim ki bu adam en azından herkesi susturdu. Lütfen siz siyaseti bunu karıştırmayın deseydin Burak Akdanır'a da, kardeşim sen de sus deseydin, ben o zaman anlardım. Ama yok böyle bir şey kardeşim ya, bu ne demek ya? Evet, ama buradan ben hükümet yetkililerine sesleniyorum, bakanlıklara. Yani bu insanlara güzelleme yapacaksınız diye her türlü imkanı veriyorsunuz. Onlar gelip bu devletin imkanıyla devlete karşı bir hareket yapıyorlar. Böyle bir şey olur mu ya? Sen TSK'ya iftira atmış, hem de bunu bir terör örgütüne yakın bir kanalda yapmış bir insana orada güzelleme yapıyorsun. Kiminle? Laf söylediğin, devletin parasıyla, devletin sana temin ettiği imkanlar ve organizasyonlarla. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. İnsanlar bu kadar mı şuursuzlaştı? Daha dün 29 Ekim'di ya. Daha 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın sizler ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz. Ne Cumhuriyet Bayramı'nın, ne 29 Ekim'in, ne Atatürk'ün, ne Malazgirt Zaferi'nin, ne Dumlu Pınar'ın, hiçbir şeyin, Çanakkale'nin, Kurtuluş Savaşı'nın, kurulan şu devletin manasını bilmiyorsunuz. Bilseniz devletçi olursunuz. Ben size hükümetçi olun demiyorum. Devletçi olun ya. Şu anda sizin sevmediğiniz birisi bile hükümeti kurmuş olsa, ama bu devlet, bu ordu hepimizi yarın bir şey olduğu zaman hepimizi koruyacak. Bugün de zaten huzurumuzu ve hepimizin güvenliğini temin ediyor. Buna rağmen bunu söyleyebiliyorsanız, bunu yapabiliyorsunuz, yazıklar olsun. Ben Burak Akdanır kardeşimi alnının ortasından öpüyorum ya. Ben de olsam aynısını yapardım. Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun. Buradan da TRT'ye dizi yapanlara sesleniyorum. Bu tip insanlara sahip çıkın. Bunları alın başrollere koyun. Bunlar parlasın. TRT'nin bir dizisinde ya da farklı bir ya çalışmada bu Ali Nuri Türkoğlu var mesela. Onu alın kardeşim. Bunlar vatandaşlık şuurunu ve milli duyguları iliklerine kadar hissetmiş oyuncular. Ama bunları alıp siz başrollere koymazsanız, oynatmazsanız, koymazsanız ekranlara, bunlar nasıl parlayacaklar? Alın Burak'ı, efendim Ali Nuri Türkoğlu'nu, daha niceleri, bunları alın. Bunları alın, başrollere koyun, parlatın. TRT'de de yani bakıyorsunuz,
solcu gezi olaylarına katılmış, bir sürü hükümete laf söylemiş karakter oynuyor. Tamam ama kardeşim, ilk fırsatta da aha yaptıkları bu. Netice itibariyle bu ülke hepimizin. TSK dokunulmazlığı vardır. Başta kim olursa olsun, hükümeti kim kurmuşsa kurmuş, cumhurbaşkanı kim olursa olsun, TSK'nın dokunulmazlığı vardır. Kalkıp ona iftira atan bir insana, güzelleme yapanı da kınıyorum. Korhan Abay'ın orada kalkıp TSK'yı savunan bir insana ettiği lafları da kınıyorum. Çok ayıp ya, görgüsüzlük. Ne demek ya? Önce siz görgüyü kendi ruhunuzda hissedin, ondan sonra başkalarına laf söyleyin. Allah vatanımıza, milletimize, bayrağımıza zeval vermesin. Tekrar Burak Haktanırlar ne kadar varsa alalım, onlara sahip çıkalım. Ha, ben de kendi camiamdan maalesef gereken şeyi görmüyorum ama ben mücadelemi vermeye devam ediyorum. Çünkü gerçekten o şuurdayım. Fakat dediğim gibi kendi insanımıza sahip çıkalım. Yeter ya. Veriyorsunuz, veriyorsunuz. İlk fırsatta onlar vuruyor. İlk defa mı gördük? Geçen sene orman yangınlarında gördük. Kimlerin neler, Help Türkiye diye ilk paylaşım yapanları. Evet efendim. Tekrar Burak Haktanır kardeşimi alnından öpüyorum. Allah razı olsun. Sayılarımızı arttırsın. Allah vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza, toprağımıza, ordumuza zeval vermesin efendim.